Aloe vera'nın bilinen 400 türü var. Bu aloe vera barbadensis. Bunun özelliği nedir? Aloe vera'yı şöyle yaprağını kopardığınızda içinde böyle sümüksü süngerimsi bir madde var. Yapışkan, yapış yapış. Buna aloe vera jel denir. Aloe vera jel. Bununla ilgili dünyada yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Efendim, 12 çeşit enzim var, 22 çeşit vitamin var. B1, B2, B3, B6 vitamini var. Pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz tripsin gibi enzimler içerir. Hiçbir bitkide olmayan özelliklere sahip aloe vera. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Louis Pasteur Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarları yok etme belgelenmiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada ise akne, ekzema, sedef gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği belgelenmiştir. Tayland'da yapılan klinik araştırmasında tip 2 hastalığına yani şeker hastalığına iyi geldiği belgelenmiştir. Japonya'nın Hiroşima yani bu atom bombası atılan şehrinde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama Üniversitesi'nde ilim adamları yapmış oldukları araştırmalarda bunun birleşimindeki etken maddelerin gençleştirici, güzelleştirici, anti-aging, antioksidan özelliklere sahip olduğunu belgelemişlerdir. Bu nedenle de birçok ülkede bunun şampuanı, kremi, losyonu vesaire vesaire birçok şey yapılır, kullanılır. Yani artık bu çok çok yaygın, biliniyor, kullanılıyor. Aloe vera bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şu gördüğünüz aloe vera. Bu aloe vera ile ilgili dünyada birçok klinik araştırması var. Çalışma var. Fakat hiçbir firma bunu doğal üretemiyor. Neden? Çünkü aloe vera'nın içerisinde aloin var. Aloin, kim mesela kişi bunu üretmeye kalksa aloin şişkinlik yapar. Karnı dolu gibi şişer. İshal yapar. Biz öyle bir formül geliştirdik ki hem şişkinliği önlüyor hem ishal yapmıyor. Artı bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları temizliyor, yok ediyor. Cildi güzelleştiriyor. Evet. Cilde sürdüğünüzde sürebilirsiniz de mesela bu. Şimdi bunun şöyle biraz önce kopardığımda içinde böyle jel gibi bir sıvı var. Elinize sürebilirsiniz. Problem yok. Veya gözünüzde hafif ağrı var. Gözünüze şöyle sürebilirsiniz. Problem yok. Yan etkisi, zararı yok. Ben alışkın olduğum için sürebilirim, evet. Yiyebilirim de.